Şimdi ben tabii sürprizime geçiyorum. Evet. Şimdi buyurun. Tabii bizim izleyicilerimiz biliyorsunuz ki evet. Hep böyle hani sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Teşekkür Şimdi bizim ederiz, bir izleyicimiz evet. Size sürprizi şu. Size büyük bir ev kirasını ödeyip vermek istiyor. Evet. 3 oda, 1 salon. Büyük kocaman evde hep beraber yaşayabilirsiniz dedi. Ne diyorsunuz? Kimle? Ben de. Hayır ben katı sürüyorum. Hep birlikte. Ben kabul etmem. Ama bak kirasının bütün masraflarını karşılıyor. Yok yok ben. Büyük kocaman bir ev. Yok olmaz. Gene olamayız biz. Olamayız. Ama iyi düşün Nur Hanım. Kocaman ev, parası ödenmiş, para biriktirirsin. Yok yok istemiyorum. Ha? Bir sürü odanız olacak. Kendi odan olacak. Yine tatsızlık olur. Ben biliyorum. Sence Özlem? Doğru diyor, olmuyor. Olmaz mı? Yani annem olmadan vermiyorlar mı böyle bir şeyi? Ben olmadan yani derseniz. Ben diyor çünkü onları aile olarak çok sevdim dedi izleyicimiz. Sağ olsun. Ben onların birlikte olup ben mutlu olmasını istiyorum. Onlara büyük ev vereceğim dedi. Esra Hanım. Ben annemlerle yaşamayı kabul ederim 3+1 olduktan sonra. Ya anlaşılmayacak hiçbir şey yok ki. 3+1 koskoca tabii. Ev ya. Biraz her iki tarafında anlayışlı olması lazım. Eşimin de kendini bazı şeyleri düzeltmesi lazım. Annem de öyle davranırsa olur, geçinir gideriz. Benim için hiç sıkıntı olmaz. Hı hı. 3+1 olduktan sonra. Sen kabul ediyorsun Ayhan. Ben ederim kabul. Sen Özlem? Ben etmiyorum. Ha? Etmem ben. Sen etmiyorsun bunu. Yapamam neden? Ben çünkü. Yüz yüze nasıl geleceğiz onca laflardan sonra birbirimizin yüzüne nasıl? Yüzüne bakamaz mısın yani? Aranızda böyle bir ılımlı bir anlaşma olmaz mı? Olmaz. Sen öpsen her, elini özür dilesen. Öperim özür dilerim ama herkes yerinde mutlu olsun bence. Yani sen 3 odalı da olsa bu evde yaşayamam. Hayır. Göze sen, batıyor her şey göze batıyor. Ben senin de, yaptığın her şey mi? Ben istemem. Benim bir kurulu düzüm var. O evim bana yeter. 1+1 ben oğlumdan orada torunumdan istiyorum. Ben istemiyorum. Yani Esra Hanım gene aynı şeyler yaşanacak. Hı hı. O yüzden. Ama kira ödenmiş olacak ya bir ev maddi nerede? Rahatlık olacak para biriktirirlerdi. Ev burada mı peki? Bursa'da ev. Bursa'da. Otursunlar 3+3 1'de otursunlar. Ama sensiz o kabul etmiyor. Öyle. Hep birlikte otursunlar ben ailenin bozulmasını istemiyorum diyor izleyici. Ben istemiyorum Esra Hanım. Senin kati kararı. Benim kati ben bakılacak yüz kalmadı. Bana nasıl benim yüzüme bakacak? Affetmez misin? O kadar lafları. Hayır ben affetmiyorum. Affetmek Allah'a mahsustur. Ben istemiyorum. Büyüklük taslamaya hiç oturma. Gerek yok. Ben oturmam. Ben oturmam. Ama eşin de istemiyor zaten tek annemlik bir Peki, şey. Peki mesela Özlem Olabilir. İsteseydi ister miydin Nuray? İstemem yine. Otursun onlar. Onlara versinler onlar otursun. Onlara sensiz vermiyorlar. O zaman ben bir şey diyemem. Sen Özlem yumuşamaz mısın bu konuda? Olmaz ablam olmaz. Ayhan? Ne diyorsun? İki kadın da çok katı. Ne diyeyim ben kabul ederim. Bir de Bursa'da olduktan sonra sıkıntı olmaz. Yani bu kadar uzatmaya gerek yok ki. Yani neymiş aramızda? Düşman değiliz. Birisi annem, birisi eşim. Evet. Oğlan kardeşim yani. Bu kadar uzatmaya gerek yok ki. Sonuçta insanlar yardım ediyor. Biraz mantıklı konuşmak, davranmak lazım. Hani kolay mı bu kadar? Ama hani bu ev, mutfak kirası ödenecek, her şeyi hazır. Yani rahat edemez canım benim. Senin benim. İçin de daha iyi olur anne. Canım, ben rahat edemem. Öyle. Ben kendi başıma işim. Rahat edemez. Rahat edeyim. Niye rahat edeyim ki Özlem? Kaynım var. İstediğim gibi giyinip bir şey yapamam. 3+1 oda diyorlar. Herkesin özeli var. Adam benim diyecek bir şeyim yok artık. Odalarınız yok. Ayrı olacak. Ne diyorsun Özlem? Olmaz olmaz. Rahat edin. Bursa'da yani bu. Olsun. Ne yapayım Bursa'daysa. Siz nasıl yaparsanız yapın. Ben karışmıyorum hiçbir şeye. Özlem'i ikna edemez misin Ayhan? Ben özümü o ikna olsa Esra Hanım ben olmam. Ben istemiyorum. Belki Ayhan seni de ikna eder. Ben istemiyorum Esra Hanım. Sizce Gülcan Hanım? Bu aslında güzel bir teklif değil mi? Bu pahalılıkta. Yani teklif eden kişi çok iyi demek ki. Çok iyi bir insan yani. Çok Allah teşekkür razı ederim. Olsun. Kimse bu zamanda böyle olsun. Bir şey yapmaz kesinlikle. Tabii. Evet. Allah yani. Bin razı olsun. Çok iyi bir insanmış. Evet. Allah uzun ömürler versin. Şimdi abim istiyor ki siz istiyor. Mesela ikiniz ne yapsak anlaşırsınız, uzlaşırsınız? Ayhan aslında çok güzel fırsat değil mi bu? Çok güzel fırsat değerlendirmek lazım ama işte annemin tepkisi, eşimin tepkisi. Ben
eşimi ikna ederim de annemin ikna olma... Aya sen Özlem'i bence ikna edebilirsin. Ederim de ama annemin uzatıyor, annem uzatıyor konuyu. Uzatmasına gerek yok. Ne güzel insanlar yardım önce ediyor. Önce Özlem'i ikna et, sırayla ikisi belki farklı şeyler yani. Bir şey söylemen lazım bence. Ne söyleyeyim şimdi Esra Hanım, ben diyeceğimi dedim yani. Değil mutlu mi? Oluruz, gideriz, geçinir gideriz. Bursa'yı bilen insanım ben de, çalışan insanım orada. Biraz daha çevremiz var. Biraz daha annemle anlayışı davranması lazım yani sonuçta. İşte bulursunuz annem orada. Annem bir şey yok ki yani. Özlem zaten istemiyor ki. Yani Özlem'i sen bakma Özlem şimdi. Özlem ne diyor şimdi? Benim de diyor bir özelim vardı. Evde rahat etmek istiyorum. O da kendine göre haklı. Annem de kendine göre tabii haklı. Tabii herkes haklı. O yani. Da haklı. Ben de haklıyım. Nasıl özelim rahat etmek? Yani eşimle ben varken başkası niye evimizde dursun? İstediğimizi yapamayız. Her şey göze batıyor. İstediğiniz olmuyor. Ne yapacaksınız yapamayacağınız? Mesela dışarı çıkarım bir şey olur. Ama ona karışamaz ki evin ben içindeki. Ben karışmıyordum ki zaten. Yani ben zaten karışmam. Yani bir beni şey olsa olmuyor yani. Ama ben zaten aynı istemiyorum. Evde olmuyor yani. Yani rahat olmak rahat istiyoruz olmuyor. Biz rahat. Onlar da böyle olsa güzel olur ama işte o da rahat olmak istiyor. Baş başa kalmak istiyoruz yani biz o şekilde. Ama ben yine razıyım Esra Hanım. Razıyım ben yine yani. Yine odanıza koyarsınız televizyon falan baş başa kalırsınız. Siz ne diyorsunuz? Yani bu güzel bir teklif değil mi? Çok güzel bir teklif. Onur Hanımcığım, tamam geçmiş artık bir sünger çeksiniz. Tamam güzel, bak çok hanımefendisiniz. Sağ olun, çok anlayışlısınız. Sizin hanımefendiniz. Özlem'de biraz cahillik var. Evet. Çünkü böyle bir şeyler hani siz ona bir annelik yapsanız. Ben ona yaptım annelik. Annesinin bakın. Yapmadığını yaptım ben ona. Şu anda bak İnan çok olur. Farklı bir ortam açıldı. Çok güzel bir ev sunuldu size. Çok güzel bir imkan sunuldu. Geçmişe bir süngeri çekin. Özlem'e kucaklayın. Beraberce bir yaşamaya tekrar bir deneseniz. Çok güzel olur bence. Kendileri yaşasın. Kendileri iki kişi yaşasın. Ben de öyle yaşayayım. Bir şey söyleyeyim mi? O olmaz. O olacak iş değil. Neden biliyor musun? Onun ayrı bir özel hayatı var. Yanı dolu. Torunu var, oğlu var. Onun da üç tane çocuğu var. Üç tane çocuğu var. Bence bir ayrı ev tutsun. Çocuklarını alsın, eşini alsın. Bir aile kursun. Gayet ben böyle görüyorum. Yani benim fikrim bu. Ama bu hayat pahalılığında şu anda sunulan imkan çok 6-7 kişi bir evde durmaz duramaz. Her şey gözüne batıyor. Kayınvalide zaten batmış, gelin batmış ona. Her şeyi şey yapıyor, suç ama yapıyor. Ama o zaman beyefendinin bir işi yoktu. Şimdi bir iş bulur, şimdi parası. İşe girecek, çalışmak isteyen insan bir an evveli işine girer. Evet, inşallah. Bir an evveli bulursun. Hatta merdiven silenler bile daha çok para kazanıyor. Sen de hiçbir şeye giremezsen merdiven silersin. Gayet de kendini rahatça geçindirirsin. İnşallah, yine de bir... inşallah. Nur anne sen de aslında tabii oğlun çalışsın, kazansın tabii, kendi tabii. Parasını gene diyorsun. Gene aramızda tartışma olacak. Sen derdin de ettiğinde gene olacak. O ben tartışmaları biliyorum biz yapmıyoruz. Bu tartışmalar kim oluyor. Kim yapıyor tartışmaları? Ben yapıyorum. Annem çok uzatıyor onları. Ben uzatıyorum. Hep aldığı şeyleri söylüyor. Doğru ben uzatıyorum Esra Hanım. Tamam uzattığı için de zaten olmaz, olmaz yani. Katı olmaz. Katı sürekli. Olmaz. Ben sen de istiyorsun tamam. Ya işte yani boşuna tamam. İsteme olmaz. Bak ne güzel bir teklif var. Kabul etmiyorum ben. Kabul etmiyorum. Çocuklarına bak. Keşke bak orada çocukların var yuvada. Keşke al yuvadan çocukları ikisini. Çıksa. Ben birine bakarım. O veren kişi de... O evi verse de ama Ayhan sadece bak annen değil Özlem de istemem diyor. Aslında o şartları yaşayan Özlem de. Özlem de yumuşamıyor. Arada hep ben kalıyorum böyle yani. Ne diyeyim? Hah. Buyurun canım. Gülcan Hanım niye evet. Bu kadar katısınız? Ben katı değilim. Evet çok katısınız. Neden? Ne katılığım bu çocuklar... Var benim? Sokaktalar şu anda. Sokakta değiller. Buradan gidince de sokakta İkisi de dursalar sokakta daha rahat, değiller vicdanınız ki. Rahat eder. Hayır, benlik bir durum İnsanlar değil. İnsanlar bak ne güzel ev vermişler. Evet. Geniş gene. Tamam yaşasın. Aslında biraz dişinizi sıksanız, bunlar kendini böyle belirli bir yere getirse, belli bir yuvasını kurmak için tamah etseniz olmuyor mu? Ben yapamayacağım. Bakın herkesin kendi sorumluluğu var. Biz ya 50 yaşında bir tanesi 35 yaşındaki insanların şu anda peşindeyiz, yanındayız yani. Biz katı mıyız şu anda? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. İki bekar oğlumun içerisine gelinimi getirdim. 11 ay dişimi sıktım. Bir kuruşunu da bir ekmeğini de evime sokturmadan ben onların evini 11 ay sonra ayırdım biliyor musun? Ama sizin doğrudur. Gücünüz vardır belki. Gücüm yoktu. Benim de gücüm yoktu. Doğrudur. Doğrudur. Ben zaten onların iyi olsun diye şu anda buradayız. Bu hayal biz niye buraya boşuna mı geldik? Ben katı bir insan. Sadece küçücük bir tamah ya. Biz katı bir insan Pamuk Hanım değiliz. Hayır hayır hayır. Sen benim katılımı kesinlikle nereden ben biliyorsun? Buna katılmıyorum. Zaten bütün problemler beraber yaşayamadıkları için çıkmadı mı? Benim görüşümde kesinlikle gelin, kaynana, gelin ve anne dahi yani kendi annesi dahi olsa bir evde duramaz. Ev üstüne kesinlikle olmaz. Kimse dişini sıkmak zorunda değil ki zaten hanımefendi
Yeterli süre de vermişti daha önce. Ama olmuyor. Onlar hani hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Sıkıntı da bu yüzden çıktı zaten. Yani tekrar aynı problem olur mu kesinlikle diyorsun? Kesinlikle olur. Kesinlikle olur ve boşanmaya kadar bile gidebilir. Şimdi bazen seçimlerimizde artı eksileri düşünmek lazım. Yani artı eksileri şöyle düşüneceğiz. Aleyna'cığım, Türkiye'nin bir dakika, bir sözümü bitireyim bir dakika. Yani artı eksileri şöyle düşünmek lazım. Nedir? Şu an maddi durumumuz yeterli değil. Evet, ama bir arada yaşarsak problem yaşayabiliriz. Ama bu hayat şartlarında böyle bir teklif çok güzel. O zaman bunu tolere edebilir miyim? Teraziye koymak lazım. Söyleyin Pamuk Hanım. Hiç katılmıyorum. Çünkü Türkiye'nin %70'i aynı evde yaşıyor. Aynı evde böyle hani geçinmeye, geçim derdi sıkıntısı yüzünden farkındaysan herkes birbirine sabır ve tolerans gösteriyor. %70. Bunu sadece sen mi değiştireceksin? Kimse kimseye sabır ve tolerans göstermek zorunda değil ve herkes de aynı değil. Her gelin kaynana anlaşacak diye bir şey yok. Anlaşamayanlar da oluyor. Kaynana ve, dediğin bir takım gözünü de ve, dilini de kapatacak. Kusura bakma. Ya sen nereden duydun bunu Pamuk abla? Ben çok merak ediyorum. Ben kendim iki tane gelin kayınvalidesiyle gelinlerin yanında durdum. %70'i nereden duydun? Ben onu çok merak ediyorum. %70'i. Okuyoruz. Aleyna bizi böyle hani okumamış şey görme yani. Nereden okuyorsun? Hayatta ben onu merak isteme. Ediyorum. Aleyna, gündemi takip eden birisiyim farkındaysan. Gündemdeki her şey gerçek mi Pamuk Hanım? Efendim? Gündemdeki her şey gerçek mi? Aleyna, dur birbirinize girmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve bunu bir incelersen bulursun Aleyna. Ya lütfen artık anlayın, bize hak vermiyor. Biz sizi zaten birbirimize girmeyin. Aleyna, şu anda sen de kayınvalidenin yanında yaşıyordun. Ya işte ben de yaşayan biri olarak bir dakika, söylüyorum sizden zaten. Çıktık, bizimkiler birbirine girdi. Evet. Size ne oluyor? Dur, daha bunlar anlaşamıyordu. Ama Esra Hanım, gerçekten bak ben daha 2021'de düğün yapmışım. Hocam ama olmaz. 11 ay susmuşum ve sabır etmişim. Bir ekmek getirtmemişim evime. Şimdi ya Pamuk Hanım bunu ben yaptı diye herkes bunu yapmak zorundamış. Ben de eşi evde olmayan bir bayanım. Ama kaç kişi var evde yaşıyor? Merdiven silerek geçiniyorum, biliyor musun? Ya ama şimdi çalışmayan bir insanlarla nasıl geçinebilirsin? Çalışmayan nasıl geçinebilirsin? Ama çalıştığını anlıyorsunuz. Ama ben tanıdım hep. Hep tanıdım. Benim gücüm yemiyorum. Bir dakika. Çok üst üste. Herkes kavgaya tutuştu. Ben fikrimi şimdi etkilememek için söylemeyeceğim. Birazdan söyleyeceğim ama. Benim de bir fikrim var. Ama şimdi her şeyi söylemiyorum. Sonra söyleyeceğim. O yüzden her zaman fırsat ve şans ayağınıza gelmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.